GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde haftanın geride bıraktığımız kısmına benzer bir şekilde piyasaların yine zayıf veri takvimine rağmen ABD piyasalarıyla birlikte canlandığını ifade edebiliriz. Günün başlangıç saatlerinde Avrupa seansına baktığımızda özellikle öne çıkan verinin Almanya'da IFO güven endeksi olduğunu ifade edebiliriz. Burada Endeks 104.7 puan olarak açıklandı. Beklentinin ve Önceki verinin altında açıklanan bu veriyle birlikte endişelerinin arttığını ifade edebiliriz. Aralıksız 5 aylık bir düşüş gerçekleştirmiş oldu böylelikle güven endeksi. Diğer yandan İFO ile ilgili gerçekleşen açıklamalardaysa, 3. çeyrekte Alman ekonomisinde duraksama yaşanabileceğine, buna dair beklentilerin oluştuğuna dair ifadelerde yer aldı. Avrupa endekslerine baktığımızda ise karışık bir görünüm sonrasında özellikle ABD piyasaları açılışı öncesinde kayıpların toparlandığını, pozitif bir görünümün hakim olduğunu ifade edebiliriz. ABD ile ilgili gelişmelere baktığımızda öncelikle jeopolitik açıklamaların ön e, safhalar olduğunu ifade edebiliriz. Burada dün ve bugün dahil olmak üzere Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine 5 hava saldırısı düzenlendiği açıklandı. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı operasyonların devam edeceğine dair görüşlerini bildirdi. Diğer yandan Obama'nın biraz önce sona eren konuşmasında Ukrayna'daki ateşkes anlaşmasının diplomasi için yeni bir yol açtığını, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki politikasını değiştirmesi durumunda yaptırımlardan vazgeçilebileceğini açıkladı. IŞİD ile ilgili de sert açıklamalarda bulundu. IŞİD'in e, tamamen e, sona erdirileceğine, bunun e, gerçekleşeceği sürece kadar da müdahalelerin devam edeceğini açıkladı e, ABD Başkanı. Diğer yandan veri açısından takip ettiğimizde ise ABD Yeni konut satışlarının günün en önemli verisi olduğunu ifade edebiliriz ki burada beklentilerin oldukça üzerinde bir rakam açıklandı. Veri öncesinde ABD piyasalarının açılışıyla birlikte dolar endeksindeki sert yükselişler takip edildi ve bu konut verilerindeki olumlu veriyle birlikte de destek bularak dolar endeksinin 2010 ortasından bu yana yaklaşık en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Bu görünüm endeksin Haziran 2013 tarihinde FED eski başkanı Ben Bernanke'nin varlık alımı programından çıkışını ifade ettiği süreçten bile daha yüksek bir seviyeye tekabül ediyor ve bu nedenle de piyasalarda özellikle borsa endekslerinde ABD'nin artık faiz arttırabileceğine FED faizinin ...artık daha erken bir süreçte artabileceğine yönelik... ...beklentileri, endişeleri canlandırmış görülüyor... ...ve bununla birlikte şu an için ABD endekslerinde... ...karışık bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan dolar endeksinin sert hareketleriyle de birlikte... ...özellikle euro-dolar paritesinin 14 ayın dip bölgesinde... ...yeni rekorlar kırdığını ve birçok varlık fiyatlamalarında da... ...bu rekor hareketin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Diğer yandan daha sonra... Ham petrol stok verilerinin açıklandığını gördük. Burada ham petrol stoklarının 4.27 milyon varillik bir azalma yaşadığını gördük geçtiğimiz hafta. Beklenti yarım milyon varillik bir artış yönündeydi. Son bir ayın en sert düşüşüyle birlikte fiyatın yukarı yönlü hareket etme çabasının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Diğer dikkat çeken husussa Brent petrolün son iki yılın dip bölgesinde rekorlarını sürdürmesi. Ham petrolle birlikte iki varlık arasındaki fiyat farkının 4 doların altına kadar de Bununla birlikte de bu fiyatlamaların, emtia fiyatlamalarının dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Yurt içi piyasaları göz attığımızda ise BIST 100 endeksinin güne kazançlı başladığını görmüştük. Fakat günün sonunda baktığımızda %2'ye varan kayıplar gerçekleştiğini görüyoruz. %1.93'lük kayıp gerçekleşti ve 75.193 seviyesinde hareketini sonlandırdı. Bist yüz endeksi. Dolar her ne kadar gelişmiş ülke para birimlerine karşı oldukça sert değer kazanımı yaşasa da gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı son, şu an için karışık bir görünüm sergilendiğini ifade edebiliriz. Dolar günün başlangıç seviyesi olan 2.23.50'lerde hareketlerini sürdürürken Euro'da kayıplar sürüyor. 2.86 seviyesinde bölgesinde hareketlerini şu an için sürdürüyor. Euro Türk Lirası paritesi. Günün öne çıkan başlıkları, hareketli gündeki etkili maddeler bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.